Evet selamlar yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik hep o söylediğim şey vardı yani bu seneki Money Bank çok önemli olacak çünkü Roman Reigns çok inanılmaz bir e, süreçte veya bunu deviren kişi çok önemli olacak dedim ve birebir de biri pek deviremez gibi geliyordu şimdi SummerSlam'da Burak Lesnar geliyor işte artık neyin ne olacağını bilemeyiz ama Money in the Bank'in e, hiçbir şekilde değeri kaybolmadı hatta bu kemerlere ya birine ya ikisine birden sahip olacak şimdi belki de Money in the Bank kazanan olacak isterseniz hadi hızlıca geçelim Money in the Bank'te olacak duyurulan 6 maça ki ben bu videoyu yaparken hala 2 eksik erkek maçında 1 eksik de kadınlar maçında vardı. Eğer sayılarını 7'ye falan düşürmedilerse haberiniz olsun. O yüzden hızlı hızlı geçen bunları Money in the Bank maçlarını biraz daha derin değerlendireceğim. İlk olarak Usolar'la Street Profits'in e, Unified'si birleşmiş Undisputed Tag Team şampiyonluk maçı. Çok uzun uzun yorumlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Street Profits'in iyi bir takım olduğunu düşünmeme rağmen Uso'lardan bu kemeri, bu birleşmiş kemeri alacak olan kişilerin onlar olmadığını düşünüyorum. O yüzden de ben buna e, olması gereken Uso'ların kazanması, olacak olan şey bence yine Uso'ların kazanması, Uso'lar kazanacak. <laughs> Tahminim bu yani. Ama güzel bir maç izleyeceğimize eminim. Ha bu arada en baştan söyleyeyim, Twitch'teyiz. 2 Temmuz'u 3 Temmuz'a bağlayan gece, Cumartesi Pazar'a bağlayan gece beraberiz. Hiçbir yere söz vermeyin. Geldik ikinci maç. Ronda Rousey, Natalya, SmackDown Kadınlar Şampiyonluk maçı. Natalya'ya bir hadi be. Hadi bir kere daha bir geldi bir buralarda bir takıl falan dediler. Ee, muhtemelen Money ben kazanan kişi Ronda Rousey'e keşin yapacaktır diye düşünüyorum ben. O yüzden bu zaten şey ha bu gece bile yani, ama yok ya bu gece olmaz tabi. Money ben the Bank maçını sonraya koyarlar diye düşünüyorum herhalde hani. Ama yok önce de yapabilirler. Aynı gece içinde keşin olur mu ya? Yok ya olmaz herhalde. Olmaz diye düşünüyorum da olabilir de yani o yüzden. <laughs> işte bunun heyecanı güzel bir şey. Money demek bu yüzden güzel zaten. Ronda Rousey, Natalya'yı bence yenecektir. Çok uzun sürecek bir maç olduğunu düşünmüyorum. Ama Natalya'yı bir tık güçlü gösterebilirler. Sonuçta Ronda Rousey'nin karşısına ki Ronda Rousey'de Charlotte Flair'ı yenip buraya geldiği için artık ya kemer oradan geldiği için Natalya'yı güçlü göstermek zorundalar bence. Bakalım nasıl olacak? Ronda Rousey günün en bankolarından biri bu arada. Alır geçer. Ama gecenin sonunda belki de kemer onda olmaz. Bilemeyiz yani. Devam ettik. Thierry, Bobby Lashley, United States şampiyonluk maçı. Çok değişik bir füvoda başladılar. Ama Bobby Lashley her ne kadar ben ana kemer istiyorum. Hadi dur arada bir de United States'i alayım dese de. Ben burada Thierry'nin alacağını düşünüyorum. Thierry'ni... Ya ben bu yazı Thierry ile çıkaracağız. Diye düşünüyordum. Ama olası bir John Cena SummerSlam olayı falan olursa neyin ne olacağını bilemem tabii ki. Hiçbir fikrim yok. Ama... Ee... Ya bu maçı kesin TIER alacaktır bu arada ya Ya çok zor e, tahminler olduğunu düşünmüyorum ben şu ana kadar TIER'i Babileşli'yi yenip alacaktır Birazcık Money in the maçlarına saklıyorum daha derin yorumlarımı Ya farkındaysanız çok böyle üstünde durulacak bir şeyler yok Genelde WWE'de belli ki Money in the maçlarına odaklanmış ki Bana göre kadrolar, kadrolar çok iyi Beğenmeyenler var çok ilginç geliyor bana yani Ne olacaktı mesela kim olacaktı sürekli İşte Randy Orton, Edge, Roman, Brock hep böyle Bu adamlar mı olsun mesela yani Anlamadım. Devam ettik. Tier'i kazanacak bence kemerini koruyacak. Geldik buraya. Günün bence en banko maçı. Nasıl Ronda Rousey'e banko dediysek bu da günün en banko, en garanti maçı bence. Bianca Belair, Carmela tamamen zorunluluktan buraya konmuş bir şey. Belki de Keşin Bianca yer bilemeyiz yani aynı gün ya da ilerleyen dönemlerde. O yüzden ya bence şu an şampiyonlar iyi. Hem SmackDown'da hem Raw'da şampiyonlar iyi bence şu an Ronda de şey. Ama tabii Ronda Rousey yerine daha farklı biri olabilir mi? Olabilir gibi geliyor bana. İleride göreceğiz zaten bunu. Ama Cash'in güzel bir e, değişim olabilir gibi. Bianca anki yenip kemerini koruyacaktır efendim diyerek geçelim. Hiç bu kadar hızlı yapmamıştım tahmin farkındasınız değil mi? Ama nasıl yapmayayım yani? Haydi bakalım geldik konuşulması gereken mevzulara. Kadınlar Money in Bank'in kadrosunun ben çok iyi olduğunu düşünüyorum ki ben bu videoyu çarşamba günü çekerken oraya daha bir kişi daha duyurulmadı. Yani bir kişi daha eklenecek buraya. Ee, öyle dediler çünkü 8 kişi falan dediler. Bekir var. Sonradan kazandı biliyorsunuz eklendi. Bekir var, Alexa Bliss var, Lee Morgan var, Raquel var. Lays Evans var, Asuka var, Shotzi var. Baya iyi kadro bu arada. Gerçekten çok iyi kadro. Şimdi ufak ufak bir değerlendireyim istiyorsanız. En sağda Shotzi var değil mi görselde? Shotzi'yi kazandırırsanız ne olur? Eğer WWE Shotzi'ye verirse bunu yepyeni bir şey denemiş olurlar. Hadi Shotzi'yi yükseltelim demiş olurlar. Onun için ekstra bir yorum yapamam. Çünkü Shotzi çok aktif şey. Mesela şöyle söyleyeyim. Raquel Gonzalez, Raquel Rodriguez'e bunu verirseniz Raquel zaten bir süredir pişiriliyor. Ronda ile maçlara falan çıkmış. Tamam biz bunda gelecek var. Devam edeceğiz. Hani bir şeyler yaptı. de pek öyle değildi ama. Shotzi birazcık farklı takıldığı için Shotzi'ye pek güvenemiyorum o konuda. Asuka'da yani şimdi buralarda çok ön planda olan bir güreşi normalde de Asuka'nın kazanacağını ben yine zannetmiyorum. Lacey Evans benim favorilerimden bir tanesi haberiniz olsun. Lacey Evans bu maçı alabilir mi? Alabilir ama direkt şu benim bir numaralı favorim demeyeceğim. Bana göre ciddi adaylardan biridir Lacey Evans ki getirildiğinden beri de puşlanıyor böyle bir şeyler yapılıyor yani. Ona bir hikaye yazıldı devam da ediyor bu, bu yolda. Lacey Evans alma ihtimali var haberiniz olsun. Raquel de aynı demin dediğim gibi yükseltilen biri ama kazanabileceğini ben şu anlık düşünmüyorum. Liv Morgan'a geldik. Liv Morgan benim favorim. Ama Becky Lynch oraya eklendiyse insan soru işareti oluyor kafasında. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Çünkü Becky Lynch kazanması çok büyük bir ihtimal. Üff. Geçen gün Punk onu da izleyin izlemediyseniz kanalına gidin. Money in the Bank konuştuk. Ben orada Liv Morgan dedim ama Becky Lynch daha duyurulmadan önce. Hmm. Bekelinç Raw'da buraya gelmeye hak kazandı. E böyle olunca Bekelinç bence favori oluyor gibi geliyor bana. Ya zaten arada Alexa var. Alexa da daha önce bu kemeri kazandığı için hep soru işaretidir. Bu arada hani şey kemer demişim. Money in the Bank'i kazandığı için. Money in the Bank'i kazanan biri tekrardan kazanması öyle çok kolay kolay olacak olan bir şey değil bu arada. Bunu da söyleyeyim. Özellikle günümüzde belki böyle olabilir. İşte ondan sonra setin yolunu kapatıyorsun Enzo. <laughs> yani kazanabilir tabii ki de. Alexa ama ben şu an düşünmüyorum ben eklenecek olan kişinin olası bir beyli hatta bir şey diyeceğim size bu arada Haberlere baktınız mı bu aralar son zamanlarda son iki gündür fan diyeyim çünkü ben şu an bu videoyu cuma günü yayınlıyorum Siz ben çarşamba çektim cuma yayınlıyorum siz cuma izliyorsunuz şu an bu videoyu Gününde izliyorsanız tabii ki Sasha Banks'in tekrar geri döneceği yönünde bir sürü haber var bu arada WWE Sasha ile arayı tekrardan ısıtıyormuş galiba Haberiniz olsun. Öyle bir durumda Saşa buraya eklenir mi bilemiyorum ama Bailey daha olası bir ihtimaldir. Hatta Bailey e eklenirse kazanma ihtimali bile var. Ama yine dediğim gibi daha önceden kazandığı için Bunny the Bank'i öyle bir soru işareti oluyor. Benim iki büyük adayım var burada. Şimdi Laysay'ımız evet favorilerden biriydi ama Liv Morgan yükseltilen biri son zamanlarda özellikle bu Rhea Ripley ile işte olayları falan ki daha öncesi de var. Liv Morgan okey ama Becky için kazanma ihtimali sanki bir tık daha yüksek gibi. Şimdi hep şey vardı değil mi? Set zaten Man in the Bank maçında Setle Bekilinç karı koca olarak posterde yer alıyorlardı. Sonra Bekilinç'in giremeyeceği belli olmuştu. Sonradan Rawda bir maç yaptılar, onu kazandı falan biliyorsunuz. Dedik ki tamam o zaman Set alır herhalde. Bekilinç de zaten şey dedik. Şimdi bana böyle tam tersi olacakmış gibi geliyor. Ya çok ilginç bir şekilde ben adayın Bekilinç olabileceğini düşünüyorum bu arada Man in the Bank kazanacak kişinin. Ya Liv Morgan deyip ben riske mi girsem acaba? Bekilinç şunu söyleyeceğim sadece. Bekilinç şu anki karakteri tam money in the bank kazanmalık bir karakter. Bekir için şu an karakteri tam money in the Bank'li karakter ve zaten sinirli öfkeli falan olduğu için ve sürekli böyle bir şeyler ya hikayesine bir bakın. Harcandığını düşünüyor işte haksız yere bir şeyler olduğunu düşünüyor ıvır zıvır falan devam ediyor böyle öfkeleniyor öfkeleniyor sinirleniyor hep onunla uğraşıyorlar money in the bank'i aldığı gibi de kemer alır gibi geliyor bana. Yani Bekir'in için olası bir money in the bank'i direkt kemerdir bu arada. Aynı şekilde Limorgan'ın da. Çok zor kararım. Geçen gün videoda Lee Morgan dedim ama o zaman Bekir'in çeklenmemişti. Çok 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 zor bir karar. Bekir'in isim geliyor ama Lee Morgan bana daha şey geliyor. Yeni bir oluşum. Sonuçta şöyle bir şey var. Lee Morgan'ın money demek ihtiyacı var. Bekir'in var ama o kadar değil. Bekir'in şu an birkaç ay sonra SummerSlam'da ana kemer maçına zaten çıkabilecektir. Anladınız mı? Ben olsam WWE'nin yanında Liv Morgan'ı madem bir yerlere getirdim yükseltiyorum. This is your time derim. Veririm yeni kişiye. Al. Liv Morgan derim. Çok zor ama ya. %50 %50 ben direkt şu diyemeyeceğim bu arada. Ya Becky ya Liv Morgan. Çok zor oğlum ya şu an vallahi karar veremiyorum. Gerçekten karar veremiyorum. %50 Becky %50 Liv Morgan diyerek ben aranızdan ayrılayım. Hadi aranızdan derken bir sonraki maça. Geldik erkekler maçına. Bana göre çok güzel bir kadro bu arada. Sami Zayn, Sheamus, Omos. Bakın şu görselde görmüş olduğunuz üzere bir kişilik boşer var değil mi? Ama WWE bunu 5 kişi açıklanmışken 3 kişi daha eklenecek diye duyurdu. Sonra 7 kişi olacak gibi böyle görseller yayınlıyorlar. <laughs> Çarşamba günü ben bu videoyu çekerken WWE 8 kişi duyurmuştu. Onu söyleyeyim. Orada bir kişinin olması beni ilgilendirmez abi. Beni ilgilendirmez. Yani ne yapabilirim ki ben şimdi yani? WWE hem öyle söylüyor hem böyle söylüyor. 8 kişi gibi algılarım. 8 kişi daha 2 kişi daha eklenecek diyelim. Adım adım gidelim. Sami Zayn. Sami Zayn bana göre Sheamus ve Omos'tan daha büyük bir adaydır bunu almaya. Ve Sami Zayn'in bir hikayesi var. Hikayesinde hem Lazer'la bir şeyler yapmıştı hem Roman'da yapmıştı ki Bloodline'a girmeye falan çalışıyor. E buradan bir şey çıkarırsanız zaten Money in the Bank. Yani işte sen beni almadın ama dur ben sana keşin yapıyorum. Belki olabilir. Seamus bana göre e, başka bir tarihte, başka bir zamanda, başka bir gün e, Money the Bank'i alabilecek biri olarak görüyorum. Ama o gün bugün değil. O gün bu zaman değil. O sene bu sene değil. Daha önce zaten almışlığı var. Değil abi. Omos. Omos'un kazanma ihtimali şuradaki görmüş olduğunuz herkesten daha düşük. Omos bu Money in the Bank'in giant olarak e, daha ufak çaplı insanların böyle üzerinden atladığı ya da ona bir e, bir dağı, dağı böyle bir işte ne bileyim eşiği atlattığı kişi olacak. Atlayacak kişi olacak üstünden. Oh o muhabbeti o. İşte geldik büyük Big e yani. Drew McIntyre kazanmaya kesinlikle aday biridir. Kazanırsa hiçbir şekilde şaşırmam ve derim ki tamam WWE Drew McIntyre'ı e tekrardan tepelere alacak. Ve Clash at the Castle mevzu bahisken, önümüzdeki dönemde Eylül ayında Drew McIntyre. Çok mantıklı geliyor Money in the Bank'e değil mi? Yani. Seth Rollins benim iki gün önce favorimdi. Yani ben çarşamba günü çekiyorum. Pazartesi günü favorimdi benim. Raw izlemeden önce. Çünkü Riddle Omos'a kaybedip bu hakkını kaybetmişti. Ondan sonra da gitti Battle Royale'i kazandığı için takır takır yep, müthiş bir hikayesiyle geliyor Money in the Bank'e. Seth Rollins direkt ağır favoridir burada. Drew McIntyre ile beraber bence ve alma ihtimali de yüksektir Setron isim bunu da söyleyeyim. Ama ben fikrim değişti. Ben Riddle diyorum. Çünkü kızacak bazı arkadaşlar bunu söylediğim için ama Setron e, isim ben Man in the Bank'e evet alması gerektiğini düşünüyorum ama Man in the Bank olmasa da Setron zaten tepelerde bir isim. E, ya abi nasıl olur ya? Zaten adamı harcıyorlar son zamanlarda işte kemer vermiyorlar, onu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar, şunu yaptırıyorlar falan deyip kızabilirsiniz evet. Ama Setron ben e, tepeler oynamasının normal şartlara daha mümkünmüş şey olduğunu düşünüyorum. Riddle için o kadar değil ama. Riddle'a ekstra bir olay lazım. Riddle'ın Riddle bir ekstra olayı var zaten. Başladı. RK Bro'yla sonra Randy Orton'dan aldığı şeylerle. Randy Orton'ın RKO'sunu çok farklı varyasyonlarını muhsetine kattı mesela. Ya belli ki Riddle'a bir yatırım yapılıyor. Randy Orton sakatlandıktan sonra sürekli onun üzerinden denendi. Adam Roman Reigns'le İki kemer aldıktan sonra ilk defa Roman Reigns'in iki kemere maçında rakibi Riddle'dı. Riddle'ın şu an hikayesi orada görmüş olduğunuz çoğu kişiden daha iyi bu arada. Daha önde. Bak Seth Rollins'in bariz bir hikayesi yok. Cody ile bir feud'a girdi bir şey. Tamam artık tepe oynarım falan okey. Sami Zayn'in hikayesi bile bana göre iyidir. Bana göre iyidir. Money Money'de ben kazanmak için mantıklı bir hikayedir. Ama Riddle sanki hikaye olarak bana orada şurada görmüş olduğunuz herkesten daha üstün geliyor. Ve eğer WWE... Şimdi bak ben mantığımı kullanıyorum. WWE bunu genelde yapmıyor bu arada bunu da söyleyeyim. Mantığımı kullanıp ben Riddle diyorum. Ama set ikinci favorimdir. Set bunu alıp tekrardan bir şey yapabilir. Ama set çok konuşmaya başladı bu aralar. Set işte ben zaten Money in alacağım. Tekrar yaşa işte 2015'te yaptığımı... 2015'te yaptığım keşini bir daha yapacağım. O tarz şeyleri falan filan. Hazır Lazer'la Roman'da oralarda bir şeyler falan. Yani ne diyeyim ki? Bunu çok dillendiriyorsanız, söylüyorsanız sanki set almayacakmış gibi geliyor bana. Ve son dakika Riddle'da soktunuz son haftadan maça yani. Ben Riddle diyorum. Riddle kazanırsa gerçekten iyi bir yükselişe gelir. Bilmiyorum siz seviyor musunuz burada? Yazın bakayım aşağıya. Riddle'ın e, yarın öbür gün büyük bir bölüm main eventer falan olduğu dönemleri izlemek ister misiniz? Ben isterim mesela. Çünkü Riddle e, güreşi zevk veren biri bana göre. Karakteri bazı insanlar sevmiyor, kabullenmiyor ama... Abi bu bir lanettir bunu kabul edin. Özellikle WWE'de öyle söyleyeyim. Şimdi AEW'de daha farklı şeyler oluyor çünkü AEW'de bazı güreşçilerin mesela ring içi olsun falan genel klasmana göre elbette daha iyi WWE ile kıyaslarsan daha önde olduğu için o biraz daha farklı bir böyle alan gibi geliyor bana. Ama WWE üzerinde düşünürseniz abi genelde yükseltilen bir güreşçi sevilmiyor abi. Farkındasınız değil mi bunun? Sevilmiyor. Bunu Cena'da yaşadı, Roman'da yaşadı. Yani yaşamayan Son zamanlardaki ama şimdi onlar tabii hard böyle en şirketin bu dönemin adamları diyeceğiniz kişiler. Ama onun dışında yani bazıları sevilmediği oluyor. Sevildiği de oluyor çok nadir. Mesela Seth Rollins'in heel olarak main eventer'la çıktığı dönem Money in the Bank alıp sonra Cash'in falan sevildi bu adam. Şimdi Riddle niye bunun olmasın? Mesela benim okuduğum yorumlarda şu deniyor. Riddle işte abi ya Riddle zaten böyle bro bro falan diye takılan biri nasıl main event nasıl kemer falan. Abi Riddle demek ki izlemiyorsunuz siz. Riddle'ı sadece ee, bro falan yaparken falan. Adamın maçlardaki hırsına bakın. Adamın promolarda ki o rahatlıktan sonra işin ciddiye bindiği zaman ne kadar ciddiye bağladığını görün. Randy Orton'ı yani sanki böyle Randy Orton'ın hem Arkeo mirasını ben devraldım gibi hareketleri var. Bu benim aslında biraz hoşuma gidiyor. Yani aslında Randy Orton sanki Riddle'a öyle bir kapaştı ki biz belki ilerleyen dönemler ki bak Riddle çok genç biri değil. Tier gibi değil böyle 24-25 yaşında. Adam büyük 30 yaşının üstünde 35 yaşında falan Riddle diyebiliyorum ben. Yani yine de Randy Orton sanki adama bir kapı açmış gibi oldu. Farkında mısınız? Bak bu çok güzel bir şey mesela. RKO gibi bir hareketin. WWE'nin herhalde şu yani finisher olarak RKO meme olmuş bir yani internette falan. Ve bu hareketi şu an Riddle kullanıyor. Hem de düz değil. Turnbuckle'dan yapıyor. Ne bileyim o ring kenarlarından falan yaptı. Nasıl eledi gördüğünüz şeyi. Mizi. Ben çok başarılı buluyorum bu arada Riddle'ı. Yani Riddle bazı şeylerini geliştirebilecek potansiyel değil mi? Evet. Riddle öyle geliyor ki bana. Bak bazı insandan görürsünüz bunu anlarsanız. Riddle bu işi severek yapıyor. Riddle gerçekten severek yapıyor bu işi. işi biraz daha abartayım. Diyelim ki Riddle kazandı. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Belki ilginizi çekmeyebilir. Ya da sadece e, güreşi WWE diyeyim daha doğrusu. Oturup böyle sadece ringde olan neyse öyle izleyen insanlar belki ilgisini çekmeyebilir. Hak veririm buna da. Olayın biraz arka planını bilen insanlar için böyle şey olabilir. Oo, hype olabilir. Brock Lesnar olası bir durumda Roman Reigns'i yenip iki kemer alırsa, Money the Bank'te Riddle'ınsa siz nasıl bir şeyle karşılaşabileceğimizin farkında mısınız bu arada? Brock Lesnar böyle bir şey kabul etmeyebilir tabii de bilmiyorum. Riddle başından beri Brock Lesnar'la ben maç yapacağım. Ben Brock Lesnar istiyorum. Getirin bak indiririm onu falan diyor. Neden? Çünkü bu adamın da bir MMA geçmişi var. Riddle'da bir MMA artist yani. MM artist, öyle söyleyeyim. mix Martial Artist. Brak Lazer'da aynı şekilde ve Riddle hep bunu söylüyor. Brak Lazer'da işine bak lan. Benim seninle ne işim var? Zaten şeyimiz farklı. Klasmanımız farklı falan filan çekiyor sikletimiz. Ama düşünsenize böyle bir şey yapıldığını. Şu an çok ilgimi çekti benim mesela. Yarın öbür gün. Hazır Roman Reigns'da eğer birazcık işte Hollywood'dur bilmem nedir falan yapacaksa böyle bir şey ben izlemek isterim bu arada ama yani bu e, çok 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 riskli bir şey olur. Yani neden liste bir şey olur? Brock Lesnar'ı biliyorsunuz. Yani maç içinde yapılabilecek ters bir harekette orada Riddle'ın kaşını gözünü patlatması ya da aynı şekilde Riddle'da yapabilir bu arada bunu da söyleyeyim. Bunların olduğu bir şey düşünsenize. Ay bir dakika çok heyecanlandım ama neyse. Hadi oralara girmeyelim, hayal kurmayalım. Bu kadar hayal kurduk. Maç kim kazandı? Sami Olabilir. Sami Zayn kazanabilecek isimlerden biridir diye düşünüyorum. Drew McIntyre ile Seth Rollins. Oralara çıkması gereken kişilerden biri tekrardan Seth için diyorum Drew McIntyre ama siz yeni bir yıldız yaratmak istiyorsunuz ki artık bu yıldızın yapım aşaması ilerliyor. Önce bir büyük bir güreşçi, önce bir midcard verdiniz ondan sonra büyük kişilerle yine kapıştırmaya muhabbetler oldu. Tarihin en iyi güreşçilerinden biriyle ikisini takdim yaptınız ve kemerleri kazandılar. Ondan sonra kaybettiler. Bloodline'a olaylara soktunuz. Randy Orton sakatlandı gitti. Adam Roman Reigns'in karşısına çıktı tek başına. Ve böyle bir hikayesi varken yıldız oluşumu Money in the Bank'i verirseniz işte o zaman bazı şeyler artık buralara gelir. Bakalım ben Riddle diyeceğim. İki de settir bana göre. Drew hiç şaşırmam. Semi alırsa çok ilginç olur. Renk katar bana göre. Sheamus'la olması düşünmüyorum. Diğer iki kişi kim olur peki? Hadi bakalım. O iki kişinin ben kazanacak kişiler olduğunu düşünmüyorum. Bir Edge sanki bana böyle bu maça gelip bir şey verebilir gibi geliyor. Edge e, birden gelip hadi kim yani düşün mesela. Smackdown'da biri açıklandı, öteki kişi de Money in the Bank'te olacak. Hadi bakalım kim deyip işte Edge eski müziğiyle gelirse Hacı hazır Judgment Day'den de gitti. İşte on this day I see clearly falan diye benim hoşuma gider şahsen ama kazanamaz. Dediğim gibi ben Riddle diyorum buna. Siz bütün fikirlerinizi aşağı yazın. 2 Temmuz'u 3 Temmuz'a bağlayan gece yani cumartesi pazara bağlayan gece bir kere daha söylüyorum kimseye söz vermeyin. Twitch'te olacağız. Takip etmiyorsanız hala Twitch'e gidin, bildirimleri açın. Ben zaten yayınlarımı oradan da yapıyorum. Artık YouTube'dan da yapıyorum. Hoşuma da gitti. Devam ediyorum iki taraftan. Ama bu Twitch'te olacak. YouTube'da muhtemelen olsak daha çok izleniriz ama ben Twitch tercih ediyorum. Kaçtım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.